Oha. Oo. Aa bak, bak presayla bir ön kafa kafaya gelmiş. Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Şu an niye üstüm yok? Çünkü kurtları bakım videosu bu. Kurtlara bakım yapacağız. Kurtlarda bakımında genellikle neler var? Onlardan bahsedeceğim şimdi size. Yavaştan tek tek yanlarına geçelim. Kurtların en önemli şeyi sezonluk tüylerini değiştirirken onlarda biraz daha post gibi, bayağı kışın bir mont gibi bir yele yapıyor kendine, post yaratıyor. Bunları da yaza geçerken döküyorlar. Fazla oldukları için bunda biraz yardım etmeniz lazım. Bizimkiler de biraz bu şeyde kaçtığı için değişik görüntüler çıkabiliyor. İlk bir yöne girelim. Bekle. Gel oğlum. Şöyle. Çıkartıp biraz sarayalım. Oraya. Bir de öyle bir tüy çıkıyor ki, bu biraz taranmış hali. Bu dönemde biraz sıklıkla tarıyoruz. Çünkü zor bitiyor. Yavaşla, sen de onun diğerinde de şey yapabilirsin. Şu şekilde böyle kesik kesik. Diğer GoPro'ya yakınlaştırsan. Böyle kesik kesik bayağı bakın çıkıyor. Bu bayağı taranmış hali arkadaşlar, şu şekilde. Hani yaklaşık 3 haftadır falan taranıyorlar. Ona rağmen bayağı büyük bir post çıkartıyor. Bir de bu dönemde mamalarını biraz azaltıyoruz. Hem alerji yapmasın veyahut da şey yapmasın diye. Genellikle mamaları ne kadar veriyorsunuz diye sormuşsunuz. Hani 1 kilo civarında bir kurt yiyor günlük, 1 kilo mama. Hani onun dışında etler veyahut da tavuklar oluyor ekstra. Ama yaz ayında sadece genellikle kuru mama yiyorlar. Kışın ekler daha fazla oluyor. Ama genelde kurtlara kuru mamayla bakılıyor. Yaklaşık 1 kilo civarında günlük. Bunun dışında kurtlara ekstra verdiğimiz, Cane Corso'da olduğu gibi en önemli şey glikozamin takviyesi uyguluyoruz. O da hap oluyor. O da eklemlerini desteklemek amaçlı. Bayağı bir tüy çıkıyor. Aynen, bayağı of çıkıyor. Bir yönün hoşuna gitti ama galiba. Duruyor. Şu şekilde bayağı. Neyse, sadece bu 2-3 tarafı. Evet. Allah. Evet. Şimdi Allah. Lita'ya geçeceğiz. Lita durmayacak. O biraz sıkıntı yaratabilir. Şimdi birazdan bir yönü salacağım. O takılsın kendi kafasına göre. Şu an bayağı taradık. Biraz ellerimle şey yapıyorum. Şimdi bunu salacağım. Biraz dolaşsın. Stresini atsın. Bir de üstü sirkelesin. Elimle de şey yaptım bayağı. Sonra asıl sıkıntılıya geçiyoruz. Lita'ya geçiyoruz. Hadi koş. Koş. Şimdi Lita'yı alacağım. Bekleyin. Var bir sıkıntı değil ya. Dur. Bekle. 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 Dur. Bir yön. Dur. 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 Bir yön. Lita. Dur kızım. Dur. Aa. Allah. Kaçtı ya. Tarayamadık. Şimdi onları yakalarız. Şuraya baksanıza. Şuraya baksanıza. Oha. Bayağı çizdin. Oo, suratımı çizdin ha? Oo.
Yok. Yok mu? Yok, güneşe. Şurayı çiz ama ya. Bekle bekle. Görünüm. Şurayı çiz. Evet. Bir tane. Gel kızım. Suratımı çizdim. Allah. Niye ağlıyorsun hemen ya? İşedi. İşedi mi? Evet. Ya. Havada işedi. Böyle havada bir işeme şekli mi var ya? Arkadaşlar, kurtların böyle değişik özellikleri var işte. Normal köpek gibi hareketleri yok. Her an böyle değişik işeyip salabiliyor. Korkudan da değil bak. Oyun oynuyor şu an. Heyecandan yaptı bence. Lita. Bak çünkü çişi var bir de. Evet. Bir de hep bunlar salınıyor mu diye soruyorsunuz. Bunlar full salık arkadaşlar. Hani bir misafir geldiğinde veyahut da başka bir olay olduğunda kafeslerde oluyorlar. Bir de şu an Zulu'nun mesela diğer kurdun salınmamasının sebebi şu an bir yönle çiftleşmemesinden dolayı. Onlar girince Zulu çıkıyor. O kafese tekrar girince Presa var, o çıkıyor. Bu şekilde bir döngü var hani. Bu nereye şekilde dolaşıyorlar. Yoksa genellikle salıklar bir misafir gelmediği sürece. Al. Lita al. Düşünsene Teddy'ye gitmişti. Kafesi. Kapısı kapalı değil mi? Orayı bilmiyorum. Gel yürüyelim oraya. Ya oraya bakalım. Arkadaşlar bir de maralın köpeği olduğu için o sıkıntı, onu yiyebilirler her an. Koş. Yok, kapalı burası. Kapalı mı? Tamam, Allah'tan. Lan nereye gitti? Bilmiyorum işte, gel bulalım. Çünkü gelmezler hayatta öyle. Aa bak, bak Presa'yla bir yön kafa kafaya gelmiş. Yön gel, al. Yön. Bakın arkadaşlar, burada Presa var. Rom. O, bu Presa da akşamları salık, geceleri. Lida. Aferin sana. Aferin. Olülülülülü. Bak, atıyor kendini yere. Tarayalım o zaman biz bu kızı. Tarayalım. Ah. Dur. Böyle şöyle kısa taradığınızda daha çok geliyor. Çok mutlu bir de. Aynen. Allah. Şeyi ısırdı ya. Şu topu suya atın bakımdan sonra. Ya, genel olarak en önemli bakım kurtlardaki o post değişikliğindeki yardımcı olmanız. Onun dışında tabii iyi beslemeniz gerekiyor. Hani bu boyutlara ulaşması için. O, hani mama olarak ben size şey söyleyeyim. Premium mama kullanıyoruz. Yazın full mama. Hiçbir ekstra bir şey yok. Kışın böyle etti, tavuktu. Çiğ bir şekilde onları veriyoruz. Onun dışında ekstra bir ek takviye verecekseniz glukozamin olabilir. Ve bu yazınki ve tüy değişimine yardımcı olmanız çok önemli. Yoksa strese girebilirler. Şuna bak ya. O da halinden bayağı mutlu, kendi geliyor zaten. Kendi gelip kendi yere atıyor ya. Şaka gibi. Çok komik. Lita. Buradan bir şey çekebilirsin. Ne çekebilirim? Veririz mi?
Gitti. Kaçtı. Yani sadece mamayla da bakabilirsiniz. Ekstra bir şey vermenize gerek yok. Ama yazın biraz azaltmanız lazım. Hem kaşınma veyahut da böyle ekstra yaraları çıkmasın, hastalıkları çıkmasın diye. Yazın zaten genellikle köpeklerde de azaltmanız gerekiyor. Bu şekilde. Burada asıl post değişimine değindik. Buna önem verin. Normal köpeklerinize de önem verin. Biraz kurtlarda bir tık daha zor. Genel olarak böyleydi. Ama şu topu şeye atalım bir ya. Nerede? Burada top. Lita, Lita. Lita. Kışk, kışk, kışk. Niko. Lita. Koş. Koş. Al, al. Nasıl bakıyor? Aa dur bekle, bunu reels çekelim. Bekle Lita. Al. Lita. Beni havuza itiyor. Lita al. Al. Al al al. Bekle. Al. Korktu galiba değil mi? Al. Hadi koş. Al. Al. Gidiyoruz, gel. Takip. Gel. Hayatta gelmek istemiyor. Gel, 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 gel. Bak çok mutlu. Tut. Korktu galiba. Ya ıslatayım bakayım onu ne yapacağım. Bir daha al. Şeyde çekiyor musun diye. Al. 0.5 ile mi yok? Normal çek. Normal. Al. Al. Bir daha. Sevmedi galiba. Hoşuna gitti, duruyor öyle. Da bak, şimdi Reels'ı da çeksene. Şey yapacağım, su alacağım, atacağım üstüne. Tamam. En baştan başla. Kaçtı. Evet arkadaşlar, bakımımız bu kadardı. Kurtlarda dikkat edeceğiniz şeyler bunlar. Ama en son bir dişlerini gösterelim Lita'nın. Ama yattı yine ya. Gel. Bakın büyüklüğüne. Bayağı büyük ya. Mama yedikleri için bir de sağlıklı dişleri. Dişi bak nasıl uyuyor. Evet, böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Ça 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 ça. I can feel the blood creeping up from the heathens got will got